Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde naklettiğine göre 1632 yılında 4. Murat Han'ın Kaya Sultan adında bir kız çocukları doğdu. İslam kaideleri gereğince akika kurbanı kesileceği gece padişahın emriyle Topkapı Sarayı'nın kıyı tarafında büyük bir şenlik düzenlenmiş. Şenlikte sanatında mahir, pek çok sanatkar ve ilmini irfanını icrada ustalık sahibi nice üstadlar toplanıp maharetlerini birer birer sergilemişlerdi. Bu ilim ve sanat erbabı kişiler arasında Lagari lakaplı Hasan Çelebi adında öylesine akıllı ve yetenekli bir Türk kaşifi vardı ki o gece büyük bir ihtişamla İstanbul halkına yeni keşfini tanıtacak ve ismi tarih sayfalarına altın harflerle yazılacaktı. Şenlikler başlayıp sahil kenarına padişah tahtı kurulduktan, saray halkı toplanıp Müslüman halka ihsanlar dağıtıldıktan sonra Lagari Hasan 50 okka barut macunundan 7 kollu bir füze icat edip bütün gözler kendisine çevrilmiş olduğu halde yardımcılarıyla birlikte Cihan Padişahı'nın huzuruna geldi. Tarihin ilk insanlı füze denemesini görmek üzere toplanan İstanbul halkının şaşkın bakışları arasında saray burnunda hünkâr huzurunda deniz üzere füzeye binen Lagari önce Murat Han'ı selamladı. Sonra da "Padişahım, seni Hüdaya ısmarladım. İsa Nebi ile kelimata yani söyleşmeye gideriz." diye latifeler ederek son hazırlıklarını tamamladı. Herkes nefesini tutmuş vaziyette beklerken verdiği işaretle birdenbire yardımcıları füzeye ateş etti. Lagari Hasan kopan büyük bir gürültünün ardından süratle göğe doğru yükselmeye başladı. O ana kadar hiç kimsenin görüp işitmediği bu ihtişam dolu manzarayı seyreden padişahın ve halkın heyecanı artık doruk noktasına ulaşmıştı. Lagari Hasan Çelebi bulutlar arasında ilerlerken bile yanında olan füzeye ateş edip hızına hız katıyor, füzenin çıkardığı göz kamaştırıcı parıltı baştan başa bütün denizi aydınlatıyordu. Bu müthiş gösterinin ardından füzenin barutu bitti. Lagari Hasan İsa Aleyhisselam'a düzenlediği ziyareti tamamlayarak zemine doğru inerken herkes şimdi ne olacak dercesine telaşla birbirine baktı. Tam bu esnada Hasan Çelebi birden ellerinde olan kartal kanatlarını açıp gökyüzünden süzülerek aşağı doğru inmeye başladı. Dünyanın ilk insanlı füzesiyle göğe yükselen Lagari Hasan Çelebi, şimdi de Hazarfen'in keşfettiği yine bir Türk icadı olan paraşütle ağır ağır yeryüzüne iniyordu. Nihayet Sinan Paşa Köşkü önünde denize düşüp Boğaz sularında ıslanan dış elbiselerini üzerinden çıkararak padişah huzurunda zemini öptükten sonra bu müthiş keşfi başarıyla tamamlamış olmanın verdiği keyif ve neşeyle "Padişahım, İsa Nebi padişahıma selam etti." diye şakasını tekrarlayıp bu hüneriyle padişahın ilgi ve sevgisini kazandı. Osmanlı'ya kin kusmayı, pervasızca saldırıp durmayı marifet sanan zamane aydınlarının iddia ettiği gibi Sultan 4. Murat Lagari'nin kellesini kestirmedi. Aksine ona bir kese altın hediye etti. Üstüne üstlük padişahların ilim ve medeniyet düşmanı olduklarını iddia eden sivri dilli kişilere nispet edercesine 70 akçe ile onu bir de sipahi ocağına kaydettirdi. 4. Murat Han tarafından büyük bir ilgi ve rağbet gören Lagari Hasan Çelebi, padişahın yanında bir müddet kaldıktan sonra Kırım'da Selamet Giray Han'a gidip orada merhum oldu. Bu büyük keşiften bizi haberdar eden Evliya Çelebi, "Rahmetli yâri gâri sadıkımız idi." diyerek Lagari Hasan Çelebi'nin kendisinin çok yakın bir dostu olduğunu haber vermiştir. Lagari Hasan Çelebi'nin adı bugün TürkSat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesindeki Uydu ve Uzay Müzesi'nde yaşatılıyor.